Sevgili koçlar, hepinize merhabalar. Geçtiğimiz senenin zorlayıcı enerjilerinden kazandığınız olgunluğu, hatalarınızla yüzleşebilmenin getirdiği, doğru analitik yaklaşımla ilişkilerinizi, iş hayatınızı yeniden yapılandırabileceğiniz enerjilerle dolu bir 2017 sizleri karşılıyor. Özellikle yılın ilk iki ayında ki Şubat ayında gerçekleşecek güneş tutulması, kariyerinizle ilgili konularda tıkanıp kaldığınız, yerinizde saydığınız, başkalarından kaynaklanan hatalardan dolayı baskılandığınız olayların üzerinizde etkisiz hale gelmesiyle kendinizi daha aktif, daha akılcı, istekleriniz konusunda kararlı bir şekilde olup meslek hayatınızda yeni bir sürecin kapılarını aralayacak sizlere. Özellikle 16 Şubat 17 Mart tarihleri arasında İşinizle ilgili konularda başkalarının ne istediğini bir tarafa bırakmalı. Yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, geliştirebileceğiniz fırsatlarda kararlı tutumunuzla yapmak istediklerinizin peşinden gitmelisiniz. Yılın ikinci yarısından itibaren de özellikle 27 Nisan itibariyle bu süreç etkili olacaktır. Bekar ve aşka küskün koçlar kalıcı ilişkilere adım atabilir... Yılın sonunda sürpriz evlilikler gerçekleştirebilirler. Belli başlıklarla gidiyorum arkadaşlar. Detaylı yorumların tamamını ay ay www.astrodeha.com'dan ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. 2017 zorlu sınavlardan sonra yeniden toparlanabileceğiniz enerjileri getirirken size özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde, yeni tanıdığınız insanlarla ilişkilerinizde deneyim zenginliğini ortaya koymalı başkalarının sizin hayatınızda patronluk taslamasına izin vermeden yaşadığınız, deneyim kazandığınız konulardaki bilgiyi, olgunluğu hayatınıza yansıtmalısınız. Özellikle 20 Haziran ve 8 Eylül 2017 büyük gelişmeleri, finansal anlamda iyileşmeleri, işinizle ilgili konularda doğru tercihler yaparak başarı çıtanızı arttırmanız için pek çok enerjiyi barındırmakta. Nisan ayı sizleri zorlayacak arkadaşlar. Neden? Yıldızların öğretmeni Satürn başta olmak üzere pek çok gezegenin geri harekette olması ani kararlar vermemeniz için uyarıcı etkilere sahip. Özellikle dost bildiğiniz insanların gerçek yüzleri ortaya çıkabilir. Bu insanlardan maddi manevi zararlar görmemek için kızgınlıkla kararlar almamanız gerektiğinin bilinciyle hareket etmeli. Öfkenizi, streslerinizi başka şeylerden çıkartıp hayatınızı etkileyecek kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Evli değilseniz 11 Eylül 2017'den itibaren sürpriz gelişmeler yaşayabilir. Nisan ayıyla birlikte tanıdığınız bir insanın ruh eşiniz olmasıyla aşkı dolu dizgin hayatınızın merkezine alabilirsiniz. Bu sene sağlığınızla ilgili konularda da özellikle Mart ayı mide ve bağırsak sistemiyle ilgili hassasiyetlerin olabileceğini işaret ederken sağlığınızı ihmal etmemeli, yediğinizde içtiğinize dikkat edip zararlı alışkanlıklarınızdan, tiryakiliklerinizden uzaklaşıp sporu hayatınızın vazgeçilmez haline getirmelisiniz. Mutluluk verici dostluklar, genel ilişkiler 7 Eylül ve Aralık 2017 arasında size pek çok şeyi öğretirken kendinizde başka şeyleri takıntı haline getirmeden gerçeklere odaklanmalı. Hatalarınızın da deneyim zenginliği olarak size rehberlik etmesine izin vermelisiniz. Ve geldik sevgili boğalara. Sevgili boğalar 2017 özellikle finansal konular ve işinizle ilgili konularda yılın ilk iki ayı sizler için ekstra mücadele gerektiren olayları beraberinde getirebilir. Sabırlı davranmanız, sizi siz yapan enerjileri doğru değerlendirmeniz, kabuklarınızı kırıp dünya alemindeki yerine savaşçı ruhunuzla belirlemeniz gereken enerjiler söz konusu. Yeni fikirlere açık olduğunuz takdirde başarıp değiştiremediğiniz, düşündüğünüz pek çok şeyi değiştirebilecek değişim enerjisiyle, yurt dışı ile ilgili, eğitim hayatınızla, işinizle ilgili pek çok konuda İlkleri gerçekleştirebileceksiniz. İhtiyacınız olan tek şey, gelenekçi düşünce yapısını iş ve eğitim hayatınız arkanızda bırakmak, yenilikçi, devrimci enerjilerin peşinden gitmek olmalı. Özellikle esnek davranarak tahammüllü olabilmek, işbirlikleriyle güçlenebileceğiniz. Bu süreci doğru değerlendirmeniz anlamına gelecek. Nisan 2017'den itibaren finansal konularda yatırım planlarınızı gerçekleştirebilir. 20 Haziran-26 Ekim tarihleri arasında şansın sizden yana olmasıyla evliliğinizde de devam eden ilişkinizde de başkalarından ve eşin yakınlarından kaynaklanan sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Gerçekten sevgi varsa, emek verdiğiniz bir ilişkinin içerisindeyseniz emin olun ektiğinizi biçecek emek verdiğiniz her şeyin geri dönüşümünü alabileceksiniz öğrenci boğalar bu sene gökyüzü konsantrasyonunuzu yükseltirken öğrenmeye açık zihninizi başka şeylerle doldurmamalı başarıya aç bir şekilde ilkelerinizi hedeflerinizi belirleyip yol almalısınız yılın ikinci yarısı özellikle haziran ayından itibaren kendinize güveninizi yükseltecek çok fazla konuda bilgi sahibi olup aynı anda birden fazla işi ve içsel konuyu değerlendirip kazanımlarınızı da başarınızı da yükseltebileceksiniz. Bu sene sağlığınızla ilgili konularda özellikle kalp sağlığını, kadınlarla kad kadın boğalar, rahimle ilgili, alt batınla ilgili sağlık sorunlarını önemsemelisiniz. Zamanında yapılacak müdahaleler sağlık sorunlarınızın ilerlemesinin önüne geçecektir. Ay ay gün gün burç yorumlarımı www.astrodeha.com'dan takip edebilir. Yılın ilk 6 ayını azminiz ve sabrınızla birleştirerek aleyhinize gelişen pek çok şeyi lehinize çevirebilirsiniz. Ve sevgili ikizler, sizler için fazlasıyla karmik bir yıl olacak diyebilirim 2017 için. Özellikle özel hayatınızla ilgili konularda cesur adımlar atabilir. Kendinize haksızlık edildiğiniz alanlarda sindirildiğiniz, bastırıldığınız pek çok noktada fark ettirebilirsiniz. Engeller mücadele edilerek aşılabilir olurken sizler için kimsenin söylediklerine takılıp kalmadan kendi doğrularınıza odaklanmalı, doğru bildiğiniz her noktada iş hayatınızda, finansal konularda, eğitsel konularda mücadele vermekten kaçınmamalısınız. Motivasyonunuzu yüksek tutmayı başarmak yılın ilk 6 ayı zorlukları başarıya kayıpları kazanca çevirebilir sizler için. Özellikle iş hayatınızda Nisan ayı üzerinizde pek çok baskının oluşabileceğine dikkat çekmekte. Satürn başta olmak üzere pek çok önemli gezegenin geri harekette olması, durağanlaşması, sizlerin de işlerinizin beklediğiniz gibi gitmemesine, yavaşlamasına, Belli kapıların yüz yüze kapanmasına neden olabilir. Mücadele etmeli, kapılan her kapının açılacağının, daha iyisinin olacağının bilinciyle hareket etmeniz fazlasıyla önemli. Özellikle 20 Haziran, 27 Aralık tarihleri her bakımdan yeni bir kalıba girmenize yardımcı olup yurt dışı ile ilgili pek çok faaliyeti, yabancı kaynaklarla bağlantıların iş hayatınızda da yeni bir yön kazandıracağını kulağınıza küpe ederek hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise ailevi ilişkiler güçlenecek ve sancılı ilişkiler, tek taraflı sevgiye dayanan ilişkiler sizin kararınızla, hayatın sizi götürdüğü noktalarda bitebilir. Her bitişte bir başlangıç vardır, ilkesiyle hareket edebilirseniz doğru adımlar atacak ve yılın ikinci yarısından itibaren gerçekten sevginin ne olduğunu anlayacağınız kalıcı ilişkilerle aşk hayatınızda istikrarı yakalayabileceksiniz. Evli ikizler bu sene çapkınlık duygunuzu kontrol altına almalı. Eşinize kızgınlıkla yanlış kararlar vermemelisiniz. Aksi takdirde iş işten geçebilir. Son pişmanlık fayda etmeyebilir. Bir anlık macera, maddi, manevi zararlar getirebilir sizlere. Ve sevgili yengeçler, bu sene Özellikle işle ilgili konularda, duygusal konularda, kalıcı beraberlikler, yıkıldığınız yerden yeniden yapılanabileceğiniz enerjiler sizinle ilerleyecek. Gökyüzünün sizler için 2017 şifresi ruhum bilgiyle eğitiyor, geçmişi affedip yenileniyor, sevgiye, aşkıyı yaşama davet edip inançla kabul ediyorum. Bunu günün her saatinde de söyleyebilir, ruhunuzu, bilinçaltınızı, yaşanmışların yaşanmışlıkların getirdiği her türlü zorluktan arındırabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki 2017'ye girdiğimiz bu günlerde ne istediğinize karar verin. Geçmişin gölgesiyle yaşadığınız sürece yılın enerjilerini doğru değerlendiremeyebilir, ayağınıza gelen şansı fark edemeyerek tepebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmalı. Güçlü içgüdülerinizin, Yılın ilk 4 ayında iş hayatınızda, eğitim hayatınızda seçimlerinizi doğru yapabilmeniz için size rehberlik etmesine izin vermelisiniz. Kendinize güvenmeli, kendinizi sevmeli, sağlık sorunlarınızla ilgili kaygılardan uzaklaşıp hayattan zevk almaya bakmalı, üretmeli, çalışmalı ve azminizi hiç kimse için, hiçbir şey için, örselememelisiniz. Özellikle öğretmen Satürn'ün mesajlarını doğru değerlendirip sonuç adaklı hareket edip zihninizi karanlıklardan arındırmalısınız. 6 Şubat 2017 9 Haziran 2017 tarihleri işverenseniz çalışanlarınız çalışansanız işverenlerinizle ilgili hukuki alanlara girecek kadar büyük sorunlar yaşamamaya dikkat etmeniz diplomasi anahtarından faydalanmanız için uyarıyor sizlere. 20 Haziran 2017'den itibaren finansal anlamda rahatlamalar, hayatınızda pek çok ilki, yatırım planlarınızı uygulayabilmeyi, hayatınızda ilk defa ev veya araba sahibi olabilmenizi beraberinde getirebilir sizlere. Aşk hayatınızdaysa dikkatli davranmalı, şüpheden, kıskançlıktan, kaygıdan uzaklaşıp, öfkeyle söylemlerde bulunmamaya özen gösterin. Ay ay yorumlarımı astrodeha.com'dan takip edebilir. Gezegenlerin yaptığı geri hareketleri Şubat ve Ağustos ayında gerçekleşecek tutulma enerjilerinin mesajlarını özellikle dikkate almalısınız. Şubat ayı sizin için dönüşüm ve kırılma noktalarını beraberinde getirirken atacağınız adımları dikkatli yapmaya özen göstermelisiniz. Ve sevgili aslanlar, mücadele, İçinizdeki Amazon'un, içinizdeki savaşçının ortaya çıkması gereken enerjilerle dolu. 2017'nin sizler için şifresi zayıf yönlerimi geliştiriyor. Hatalarımı kabullenip yaşadıklarımın olgunluğunu, aşka, emeğe, dostluğa, dostluğa değerlerime sahip çıkabilmenin mucizelerini yaşıyorum. Kendi mucizelerini yaşamak istiyorsanız eğer, kazanımlarla ilerleyebileceğiniz enerjiler sizinle ilerlerken hırçınlıklardan uzaklaşıp kendinize zarar veren davranış ve alışkanlıklarınızı arkanızda bırakmanız gerekmekte. Özellikle iş hayatınızla ilgili konularda kimseyle sözlü diyaloglar içerisine girip bir şeyleri değiştiremeyeceğinizi kabullenmeli, kendinizi geliştirebileceğiniz, sözüne güvendiğiniz insanların fikirlerini, önerilerini dikkate alıp her türlü eğitim programının içerisinde mücadele ederek yer almaya özen göstermelisiniz. Özellikle yılın ilk iki ayı bilinçaltınızın açık olduğu ve başkalarından fazlasıyla etkileneceğiniz enerjilere dikkat etmeli, verilen sözlere, dolduruşa gelmeden gerçekçi yaklaşımlarda bulunarak dikkat etmelisiniz. 6 Nisan 2017, 20 Haziran 2017 iş ve özel hayatınız açısından fazlasıyla önemli tarihler. Nisan ayında birçok gezegenin geri harekette olması sizleri olgunluğa, sizleri mücadeleci bir ruh haline getirirken kişisel çıkarlarıyla ilgili size hedef alan insanları hayatınızın merkezinde tutmamalısınız. Eylül 2017'den itibaren gelirleriniz de artabilir. Aynı anda birden fazla işi başarıçlarınızı da yükseltebilirsiniz. Sizlerin dikkat etmesi gereken en önemli tarih 18 Ocak ve 4 Mart 2017 tarihleri. Bu tarihlerde iş değişikliğine giderken kızgınlıkla kararlar almamaya, başkalarına bir şeyler ispatlamak için kendinizi zarara sokmamaya dikkat etmelisiniz. Sevgili aslanlar, bu sene mücadele ettiğiniz her şeyin olumlu yönde geri dönüşünü alabileceğiniz enerjiler sizinle ilerlerken kendinize zarar vermeyin yeter. Sevgili başaklar için ise bu sene Özellikle özel hayatınızla ilgili konularda kendinizi şifalandırmanız gerektiğini, geçmişle kavga etmeyi bir tarafa bırakıp özellikle zorlukları çözmeye çalışmanız, takıntılardan uzaklaşmanız gereken enerjiler söz konusu. Sizlere tavsiyem çevrenizdeki insanların gerçek yüzlerini öğreneceğiniz olaylarla karşı karşıya kaldığınız bu süreçte öğretmen Satürn'ün Verdiği mesajları doğru değerlendirmeli, keşkelerinize bir yenisini daha eklememek, eklememek için düşündüklerinize değil gerçeklere odaklanarak kararlar almaya gayret göstermelisiniz. Yeni insanlar beklemediğiniz ortamlar ve fırsatları beraberinde getirirken sizlere aile içinde yaşadığınız sorunlara ah vah çekmek yerine çözümlerinizle kendi hayatınıza yön vermeniz gerektiğinin bilinciyle hareket edin. Özellikle aile üyeleriyle, abiyle, kardeşle ilgili problemler 18 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında sizleri fazlasıyla rahatsız edebilir. Duygusal patlamalar yaşayıp pişman olacağınız kararlar alabilirsiniz. Sevgili Başaklar bu sene işinizle, eğitim hayatınızla ilgili yarım kalmış. Pek çok şeyi yeniden yakalayabileceğiniz, kendi yeteneklerinizle ayaklarınız üzerinde durup takıntılarınızdan uzaklaştığınız takdirde baş açtığınızı yükseltebileceğiniz enerjiler sizlerle ilerleyecek. Şubat ayı sizler için zorlayıcı geçebilir. Karşıt burcunuz balıkta gerçekleşecek tutulmaların yansımasıyla gergin hissedebilir. Hiçbir şeyden memnun olmayarak her şeye şüpheyle yaklaşıp elinizdekileri değerlendirmekten uzaklaşabilirsiniz. Pişman olacağınız şeyler yapmamalı analitik zekanızı ortaya koymalı, 2017'yi bir zanaatkar gibi işlemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Tarlaya tohumları iyi ekmelisiniz ki geri dönüşümü de mahsulü de iyi olsun. Yılın ikinci yarısı maddi manevi istikrarı getirirken sizlere ailevi konularda da kaybettiğiniz pek çok şeyin geri dönüşümünü kazanımlara elde etmeye başlayacaksınız. Bu sene sağlığınıza önem vermeli ile ilgili, mideyle ilgili problemleriniz varsa önemsemeli. Kendinize değer verip zihninizi boşalttığınız takdirde size uzak pek çok şeyi hayatınızın tam da merkezine alabileceğinizi bilmelisiniz. Özellikle sizlere tavsiyem 14 Ocak'tan itibaren gayrimenkul ile ilgili konularda şans sizden yana olurken işbirlikleri, ortaklıkları ve yeni insanlar tanımanın sizlere fayda getireceğini bilmeli, kendinizi izole etmeden hayatın içerisinde sosyal olmaya özen göstermelisiniz. Sevgili teraziler, son iki buçuk yılın en iyi dönemi karşılıyor sizlere. Korkularınızı, hatalarınızı, pişmanlıklarınızı 2016 ile birlikte arkanızda bırakmalı. 2017'nin enerjilerini doğru değerlendirmelisiniz. Özellikle, sınavları olan, eğitim hayatı devam eden teraziler kendinize güvenmeli, eğitim hayatınızla ilgili farklı yönlerinizi ortaya koyabilme cesaretini gösterebilmelisiniz. Maddi manevi zenginliğin ailevi ilişkilerde düzene geleceği enerjilerle karşı karşıyasınız. 6 Nisan ve 20 Haziran tarihleri arasında dikkatli olmalı. Özellikle aşk hayatınızda geçmişte yaptığınız hataları, tekrara düşmekten uzak durmalısınız. İş hayatınızda yatırımlarla ilgili konularda 7 Temmuz 26 Ekim 2017 yeniden yapılanacağınız, kazanımlarınızı arttıracağınız güçlü enerjiler söz konusu. Yeni fikirler size cezbedici gelse de özellikle yılın ilk 6 ayı anlık kararlar almamaya özen göstermeli. Özel yaşamınızda aşk enerjisi sizi beslerken bu enerjiyi hırpalayacak korkulara yenilmemelisiniz. Ay ay e, sizleri neler beklediğini, tutulma enerjilerin sizlere nasıl yansıyacağını www.asyodeha.com'dan yıllık burçlar bölümünden takip edebilirsiniz. Sevgili akrepler, sizler için bu yıl kayıplar ve kazanımları, bitiş ve başlangıçları beraberinde getiren enerjileri barındırmakta. Özellikle kendinizi yılın pek çok bölümünde, pek çok etkinlik ve çalışmanın içerisinde bulabilir. Kişisel hayat ve kişisel ilişkiler için baskılarla karşılaşıp, Emek verdiğiniz, saygı duyduğunuz insanların aslında saygıyı da sevgiyi de hak etmediği gerçeğini yaşadığınız olaylarla yılın ilk dört ayı çarpa çarpa öğrenebileceğiniz, deneyimler kazanacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu yıl emlak işinden, madencilikten ve deniz aşırı yapılacak yolculuklardan, yurt dışı ile ilgili bağlantılardan önemli gelirler elde edebilir. İş değişikliğine girip kendi işinizi kurabilecek potansiyeli yakalayabilirsiniz. Ama büyük ama küçük. Cesaretli olmalı, riskleri hesaplamalı, yeteneklerinize güvenerek hareket edebilme özgürlüğünü de da ortaya koyabilmelisiniz. Özellikle 20 Haziran 29 Aralık tarihleri arasında iş ve finansal konularda sizler için duran enerjiler hakim olacaktır. Sabırla bekleyip farklı alanlara yönelmeden var olan şartları iyileştirmek için mücadele etmeli inanmadığınız hiçbir işin içerisinde olmamanız gerektiğini de bilmelisiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde hayır diyememek yılın ilk 6 ayı hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda zarar görmenize, pişman olacağınız kararlarla sınanmanıza sebebiyet verebilir. 26 Ekim'den itibaren çok fazla gelişme yaşayabilir. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda daha önce yaşayamadığınız pek çok fırsatı yakalayabilir güçlü insanlardan gelecek destekle meslek hayatınıza ben de buradayım diyebilirsiniz. Ev hanımı akrepler el becerilerinizi yeteneklerinizi kazanca çevirebileceğiniz enerjiler sizinle ilerlerken bir ekonomist gibi düşünmeyi bırakmalı. Elinizdekileri kazanca çevirebileceğiniz enerjileri iyi değerlendirmeye bakmalısınız. Sevgili yaylar, 2017 sizler için fazlasıyla karma bir yıl olacak. 2016 yılında yaşadığınız zorlukların bazılarını 2017'de de yaşamaya devam edeceksiniz fakat bu sefer sorunlarınızın doğası daha farklı hale gelecek. 2016 boyunca karşılaştığınız sorunlar beklenmedik ve kontrolünüzün dışında olaylarsa 2017 boyunca sorunlar kendi tutumunuza göre şekillenecek seçimlerinizi, karakterinizde, bilinçaltınızda yatan olumsuz özelliklerinizi törpülediğiniz takdirde iş hayatınızda bugüne kadar yakalayamadığınız başarıları yakalayabileceğiniz birden fazla alanda söz sahibi olup sabit gelirler elde edebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Sizlere tavsiyem özellikle 26 Ocak 2017'den itibaren hayal kırıklığı yaşadığınız Beklediğiniz e, değeri göremediğiniz insanlarla ilişkilerinize son noktayı koyabilme tavrını ortaya koymalısınız. Aksi takdirde enerjinizi düşüren, deyim yerindeyse enerji vampirleri hayatınızda olduğu sürece siz bu insanları değerli kılmaya devam ettiğiniz sürece iş hayatınızda da, ailevi konularda da problemleriniz sizin tutumunuz yüzünden büyümeye devam edecektir. Kendi değerinizin farkına varmalı, özel yaşamınızla ilgili konularda da çılgınlıklara yenik düşmeden, geçmişin saplantılı olaylarına takılıp kalmadan daha iyi enerjilerin sizi karşıladığının bilinciyle gözünüzdeki perdeyi kalbinizin size rehberlik etmesiyle açmalısınız arkadaşlar. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da sürpriz ve kalıcı enerjiler sizinle ilerlerken kendinize güvenmeli, sizi değersiz kılan insanları değerli kılmaktan vazgeçmelisiniz. Her hafta, her gün YouTube kanalımı takip edip astroloji ile ilgili gezegen hareketlerinin, geri hareketlerinin, tutulma enerjilerinin burcunuza ne gibi yansımalar yapacağını takip edebilir. www.astrodeha.com'da yıllık burç yorumlarını burcunuza göre gezegen geçişleri ve tutulmaların yansımalarıyla ay ay takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızda sizlerle canlı yayınlar da yapıp e, soru cevap şeklinde astroloji ile ilgili yanlış bilinen pek çok şeyi de cevaplamaya özen göstereceğim. Sizlerden yazmanızı istiyorum bu videoların altına. Canlı yayınları saat kaçta ve hangi zaman dilimi içerisinde yapalım. Yapacağınız yorumların astroloji ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da ilgili sizden gelenlere göre cevaplamaya çalışacağım. Bunları da videonun altına yorum olarak yazmanız seçeceğimiz konuyu belirlememiz açısından da önem taşıyacak arkadaşlar. Sevgili oğlaklar sizler için bu yıl özellikle son 4-5 yıl boyunca mücadele ettiğiniz, çözüme kavuşturamadığınız, bir arpa boyu ilerleyemediğiniz pek çok konuda zincirlerinizi kıracak enerjiler söz konusu. Yeter ki alışkanlıklarınızdan, başkalarına hesap vermek adına kendinizi yok saymaktan, ailenizin mutluluğunuzu gölgeye, gölgeleyen tarzda yaklaşımlarına, hayır diyememekten uzaklaşabilin. Bu hayat sizin patron sizsiniz. Hayatınıza çeki düzen verebileceğiniz, güçlü enerjilerle, iş hayatınızda sorumluluk duygunuzla kaybettiğiniz noktalarda kazanımlar elde edebileceğiniz enerjileri iyi değerlendirmek mi? Aynı tekrarların belirsizliğinde bu olup gitmek mi? Bu soruyu kendinize sorun ve vereceğiniz adil cevaplarla 2017 enerjilerini doğru değerlendirmeye çalışın. Finansal konularda, mesleki konularda özellikle yılın ilk 3 ayı girişimci davranabilir, hatalarınızı telafi edebilir, istemeyi bilerek hareket ederseniz kazanımlarınızı yükseltebilirsiniz. 6 Nisan 20 Haziran tarihleri aralarında finansal konularda risk almaktan, borca girmekten, devlet daireleri, vergi daireleri, maliye ile ilgili konularda problemler yaşayabileceğinizi göz önünde bulundurup dikkatli adımlar atmalı. Ortak işler yapıyorsanız ortaklardan kaynaklanacak zararları minimalize etmek için çabalamalısınız. Yurt dışı kaynaklardan, yabancı bağlantılardan Önemli kaynaklar, önemli gelişmeler, seyahatler aracılığıyla kazanımlar elde edebilir. Özel yaşamınızda ise 15 Nisan 20 Eylül tarihleri arasında büyük bir hamle yaparak aşkı tam da merkezinden yakalayıp hayatınıza taşlandıracak şekilde getirebilirsiniz. Evli oğlaklar kendi yakınlarınız ve arkadaşlarınızla ilişkilerinize çeki düzen vermeli. Sizi gerçekten seven, değer veren insanın da kıymetini bilmelisiniz. Sonrasında çok pişman olup gözyaşı dökmek istemiyorsanız aşka hak ettiği değeri de önemi de göstermelisiniz. Bu sene sağlığınızla ilgili konularda eklem rahatsızlıklarınızı, ağız ve diş sağlığıyla ilgili problemleri de dikkate almalısınız. Ve geldik sevgili kovalara. Sevgili kovalar bu sene Satürn'ün olumlu yansımasıyla geçmişte yaptığınız pek çok zararlı alışkanlığınızdan, kendinize haksızlık ettiğiniz yanlışlardan uzaklaşabileceğiniz enerjilerde iyi bir döneme giriyorsunuz. Özellikle 6 Şubat 2017, 28 Şubat 2018 tarihleri Satürn'ün yüksek enerjisiyle mali konularda, mesleki konularda farklı alanlara yönelebilir. Sürekli şikayet ettiğiniz, baskı altında hissettiğiniz işinizden ayrılma cesareti gösterip yeni alanlarda kendinize ait hissedip geliştirebileceğiniz pek çok fırsatı yakalayabilirsiniz. Fark ettiğiniz takdirde, bağımsız olabildiğiniz takdirde meslek hayatınızda iyileşmeler yaşayabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat borsadan, bilmediğiniz işlerden, yabancı para birimleriyle ilgili yatırım yapmaktan yılın ilk 6 ayında kaçınmanız olası borçların, hukuki sorunlarında da önüne geçecektir. Özel yaşamınızda ise aşk var sizlere. Mars ve Venüs'ün yansıması yüksek tutkular ve kalıcı beraberlikleri getirirken sizlere geçmişteki insana takılıp kalıp insanları onda kıyaslamaktan vazgeçmelisiniz. Ve sevgili balıklar, sevgili balıklar 2017 sizler için geçmişteki 2-3 yılın acı deneyimlerinden uzaklaşabileceğiniz, emek verdiğiniz her şeyin duygusal hayatınızda da, özel hayatınızda da mükafatını altın madalya olarak almasanız da mutluluk, başarı ve kazanç olarak alabileceğiniz enerjileri getirecek. Özellikle 27 Şubat 2016, 29 Ağustos 2017 sizler için pek çok olumlu enerjiyi beraberinde getirecek. Sizlere tavsiyem Şubat ayında 2016 dedim farkındayım hemen onu 2017 olarak düzelteceğiz 2017'ye yeni girdiğimiz için. Merkür Retrosu da bana vurdu herhalde bugün arkadaşlar. 26 Şubat 2017 ve Ağustos 2017 tarihleri arasında 9. eviniz yurt dışı ile ilgili konular, eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler, yüksek öğretimle ilgili, özellikle akademik eğitimi, akademisyenlikle ilgili konularla ilgilenen, balıkların yüzünü güldürecek enerjileri getirecek. Evli değilseniz bu sene evlilik şansı elde edebilir. Özellikle 9 Haziran-11 Eylül tarihleri arasında bu anlamda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem Şubat, Mart ve Nisan aylarında çok faal olmaya özen gösterip hızlı kararlar almanız gerektiğinin bilinciyle hiçbir şeyi ertelememelisiniz. Sosyal hayatınızın, dostluklarınızın, iş hayatınızda ve özel hayatınızda olumlu yansımalarını iyi değerlendirmeli ay ay gezegen döngülerinin burcunuzda nasıl yansımalar gerektiğini yansımalar olarak etki edeceğini www.astrodeha.com'dan Astrodeha .com'dan, Astro Deha YouTube kanalımdan izlemeye ve okumaya devam edin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan Astrodeha olarak beni takip edebilir. Youtube kanalımda her hafta yapacağım haftalık yorumlarım, gezegen geçişlerinin yansımaları, astroloji ile ilgili özellikle şu şuyla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Bir burcun son derecesinde doğduysanız kendinizi e, örnek verelim ikizler burcu zannedersiniz. Mayıs ayının 20'sinde doğup boğa olabilirsiniz. Bu anlamda çok fazla soru geliyor. 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine giriyor muyuz? Yükselen burcumuz güneş burcumuzdan daha önemli midir gibi merak ettiğiniz her şeyi bir sonraki videomuzda hafta sonu sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. 2017 Said ya da şaki oluşumuza göre gökyüzünün terbiye edici güçlü enerjilerini nasıl kullanacağımız, kalbimizin bize vereceği mesajlarda saklı. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.